Hocam, eşler geceden beraber oldular. İkincisi, bir kimse geceden ihtilam oldu. Üçüncüsü de bir kadın temizlendi. Fakat imsak vakti geçmiş oldu. Bunların durumu ne olur hocam? Çok güzel bir soru. Çok kişinin başına gelebilir. Şimdi diyorsun ki ben soruyu biraz daha açayım. Yani gusül abdesti alması gerekiyordu Ramazan ayında geceden. Sahura da kalkamadılar diyelim ki. Sabah oldu hani. Hani sahura kalksalardı gusül alacaklardı. Kalkamadı oldu ki diyelim. Ya da bir kadın temizlendi. Yani hayızdan kesildi. Geceden kesildi. 12-1'de kesildi. Ama o da gusülünü alamadı. Hop saat imsak geçti. Cunup olarak sabaha geldiler. Ne yapması lazım? Cevap tek. Hiçbir sıkıntı yok. Gusül abdestini alacaklar. Orucuna devam edecekler. Yani oruca bir zararı yok yani. Sabahlasalar bile imsaktan sonra gusül alınır. Yani oruç bozulmaz. Yalnız burada şuna dikkat edeceğiz. Gusül alırken ağzımıza burnumuza su verirken mübalağa yapmayacağız yani. Hani şimdi ben diyor genizimi sızlatana kadar çekiyorum. Böyle bir şart yok ki. Yani alacaksın normal şöyle burnunun içine su girecek yetecek. Yani illa o sızıyı hissedeceksin diye bir durum yok. Maalesef böyle sorular da geliyor. Çok kolay ve rahat olan bir ibadeti öyle biz zorlaştırıyoruz ki çıkmaza sokuyoruz yani. Bu kardeşlerimize oruçlu oldu başlarına geldi ihtilam oldu sabaha cünüp çıktı ya da kadın geceden guslünü alamadı imsak oldu sabaha geldi. Ne yapacak? Girecek banyoya guslünü alacak. Zaten geceden de oruca niyetlenmişti. Devam edecek. Orucuna niyet edecek. Devam edecek. Orucunu tutacak. Orucu oldu yani. Hani şöyle zannetmesin. Eyvah. Sabah oldu. Gusül de almadık. Cunup sabahladık. Bizim orucum olmaz diye bir şey düşünmesin. Oruç tamamdır Allah izni. Bir günah da yoktur. Hani acaba günah mı oldu? Günah da yok. Ne kadar kolay. Değil mi? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin.